Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru fasulye tarifi vermek istiyorum. Bir gece önceden kuru fasulyemi ıslattım, süzdüm. Kuru fasulye yaparken kullanacağınız fasulyenin cinsi çok önemli. Minik kuru fasulyeleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Şöyle küçük küçük olanları daha lezzetli oluyor. Ben hep böyle kullanıyorum. Elimdeki fasulye de annemlerin bahçesinin fasulyesi. Bir de ıslattığınız, mesela sıcak suyla ıslattıysanız fasulyeyi sıcak su ekleyin. Soğuk suyla ıslattıysanız soğuk su ekleyin yemek yaparken. Pişirme açısından bu önemli. Şimdi tencerenin içine biraz ısıttım tencereyi. Yağ ekliyorum sıvıya. Bir de kuru fasulyenin lezzetli olması için kemikli et kullanmanızı tavsiye ederim. O çok lezzet veriyor. Bir yağın içine ben bir parça et atacağım, iki parça kemikli. Biraz kavuracağım. Kavurduktan sonra da soğan ekleyeceğim, kuru soğanı. Et biraz kavrulsun. Et güzelce kavruldu. Şimdi içerisine bir tane yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum. Kuru soğan güzelce kavrulana kadar kız kardeşte ikisini de ben kavuracağım. Soğan da güzelce kavruldu. Salçasını ekliyorum. Göz kararı karışık domates salçası ve biber salçası. Biraz kavrulsun. Şöyle bir parça da tereyağı. Salçayı ekledikten sonra da biraz şöyle kavurdum. İçerisine şimdi fasulyeyi ekliyorum. Biraz da fasulyeyle kavuracağım. Şimdi diyeceksiniz ki bu kuru fasulyenin biberi nerede? Biberini fasulye piştikten sonra indirmeye yakın atıyorum, ben ekliyorum. Çünkü yeşil biberler çok piştiği için fasulye bayağı bir kayboluyor yemeğin içinde. O zaman daha güzel ve diri kalıyor en son indirmeye yakın attığınız zaman. Böyle biraz kavrulsun. Kaynamış suyunu ekleyeceğim. Dilerseniz tabii ki de düdüklüde de yapabilirsiniz. Ben pek düdüklü kullanmıyorum. Tencerede 1-1,5 saatte kısık ayarda pişiriyorum genelde fasulyeyi. Şöyle 5-10 dakika kavuracağım. Suyunu ekleyeceğim. Şimdi kaynamış suyunu ekliyorum. Tabi suyu bol olacak. Çünkü piştikçe fasulye suyunu çekiyor. O su yeterlidir. Az gelirse sonra ekleyeceğim. Biraz da tuz ekliyorum. Kapağını kapatacağım. Fasulyeyi pişmeye bırakacağım. Fasulye pişerken ben de sizlere güzel bir pirinç pilavı tarifi vermek istiyorum. Daha önce zaten kanalımda paylaştım aslında videoyu, ama fasulyenin videosunun içinde de bir güzel pirinç pilavı olsun istiyorum. Kapağını kapatayım. Kısık ayarda yavaş yavaş yemek pişe dursun. Şimdi pirinç pilavını yapmaya geçiyorum. Ben önceden pirincimi ıslattım. Böyle lapa olmayan tane tane çok lezzetli pirinç pilavı yapmak aslında hiç de zor değil. Püf noktalarına dikkat ettiğiniz zaman çok güzel pirinç pilavı elde edersiniz. En büyük püf nokta mutlaka pirincinizi ıslatmanız gerekiyor ılık suda. Ben önceden ıslattım. 1 su bardağı pirincimi ılık su
ılık suyla ısladım. İçine 1-2 tatlı kaşığı tuz, birkaç damla limon ekleyip karıştırdım. En az yarım saat ıslatmanızı tavsiye ederim. 1 saat, 2 saat ıslatabilirsiniz. Ne kadar çok ıslatırsanız o kadar güzel olur. Şimdi pirinci süzdüreceğim. Bu 1 su bardağı pirinç de 4 kişiye yeterli geliyor. 4 kişilik oluyor. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml'dir. Pirinci şimdi süzeceğim. Elimi vurmadan ikinci püf noktada çeşmenin altında yıkayacağım iyice. O nişasta hali geçene kadar rengi. Elinizi vurmayın çünkü karıştırırken pirinçler ufalanabilir, parçalanabilir. Şimdi pirinci süzdüreceğim ve pilavı yapmaya başlayacağım. Pirinci güzelce yıkadım. Süzülmeye bıraktım suyunu. İkinci püf noktada şöyle pirinçleri iyi süzdürün. Sulu olmasın. O da lap olmasına sebep olabilir. Tavamın altını açtım. İçine biraz bir miktar tel şehriye ekledim. Şehriye siz de yapabilirsiniz. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Tel şehriye rengi dönene kadar kavuracağım. Tel şehriye güzelce kavruldu. Şimdi pirincini ekliyorum. Suyunu iyice süzdürdüm. Altını kısıyorum biraz. Ve bir püf nokta daha. Pirinçleri güzelce kavuracağız. Bu çok önemli kavurmak. İçerisine tereyağını ekleyeceğim. Tereyağını da güzelce kavuracağım. Ve bol tereyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Pirinç pilavı bol tereyağı çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Yavaş yavaş kavuracağım. Pilavı güzelce kavurdum. Şöyle 5-10 dakika kadar. İçerisine suyunu ekliyorum. Pirinci ıslattığım için 1'e 1,5 ölçü her zaman. Islattığınız zaman 1'e 1,5 ekliyorsunuz suyu. Kaynamış suyu ekliyorum. 1 su bardağı pirinç kullandığım için 1,5 su bardağı kaynamış suyu ekledim. Birkaç damla limon. Bu limon hem böyle değişik aroma veriyor hem de rengini beyazlaştırıyor. Ve tuzunu ekliyorum. Karıştırıyorum. Kaynamaya başlayınca kapağı kapatacağım. Suyun çekene kadar. Evet, şimdi kapağını kapatıyorum pirincin. Pilavın pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişti, suyunu iyice çekti. Şimdi iyice dinlensin. Kağıt havluyu koyuyorum. Ve kenara alıyorum. Pirinç pilavı mutlaka şöyle bir saat dinlendirin servis yapmadan önce. Böyle kendine gelmesi lazım. Kenara alıyorum. Bu arada kuru fasulyem de pişti. Altını kapattım. Biraz önce indirmeye yakın biberini ekledim. Yeşil biber. Bu sıcaklığıyla biberler pişer zaten. Kuru fasulyeyi de tabii dinlendirmekte fayda var. Şöyle bir iki saat dinlendirirseniz lezzeti daha da artacaktır. Fark ettiyseniz kuru fasulye ertesi güne daha da lezzetlenir. Pilav ve kuru fasulyem iyice dinlensin. Dinlendikten sonra servis yapmaya hazırım. Ayrılmaz ikili kuru fasulye ve pilavım yemeğe hazırlar. Şöyle yanında acılı bir turşu, soğan salatası ve tabii ki cacıkla birlikte güzel servis yapabilirsiniz. Şöyle pilavı da göstermek istiyorum. Tane tane, lapa olmayan lezzetli bir pilav.
kirinçler tane tane duruyor gördüğünüz gibi. Tadı da enfes. Kuru fasulyemin de tadı harika olmuş. Dediğim püf noktalara dikkat ederseniz çok güzel lapa olmayan bir pirinç pilava elde edersiniz. Umarım sizler de kuru fasulye ve pilav tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.